Ergün Diler İngiliz aklı 15 Temmuz'la birlikte Türkiye'nin içinden geçtiği savaş iyice görünür hale geldi. Çok kişi ülkemizin nasıl bir türbülansta olduğunu anlamıyor, görmüyor, fark etmiyordu. Genelde modeli bilmediğimiz için takılıp düşüyorduk. Değerlendirmelerimiz ve menzilimiz dedikoduyla sınırlı kalıyordu. Oysa dünya üzerinde birbiriyle savaşan ve muazzam akıl üreten güçler vardı. Şimdi o güçlerin savaşı tüm dehşetiyle gelip kapımıza dayandı. Türkiye finalin oynanacağı yer olduğu için kimse buradan uzaklaşmazdı. Uzaklaşamazdı. Türkiye'yi kontrol eden dünya üzerinde büyük bir güç kazanacaktı. Anlamakta zorlandık. Anlamayan hala çok mu çok? Açalım biraz. Son günlerde herkes bizim yıllardır yazdığımız İngiltere'yi konuşmaya başladı. Bu ne ki asıl yakında konuşacağız. Neyse. İngilizler... Osmanlı'yı yani topraklarını oluşturan merkezleri ayağa kaldırarak yıktı. Birebir adamlarla, ailelerle, örgütlerle temas ettiler. Bütünü örgütlü yapılar meydana getirerek tasfiye ettiler. İngilizler evvela ellerinin altındaki yönetimi yukarı taşırdı. Böylece kendisi direksiyona geçerdi. Ardından kesinlikle ve kesinlikle hedef ülkedeki ideolojik akımları kontrol ederdi. Topluma yön veren bilim adamlarını, din adamlarını kontrol altına alırdı. Medyaya atlamazdı. Bunlardan sonra geriye pek bir şey kalmıyordu zaten. Amerika ise bunun tersine Osmanlı gibi liyakat sistemiyle gitti. Kendisi gibi olmayan ama akıllı olan herkese kapısını açtı. Bu verimi artırdı, kaliteyi getirdi, kurmayı düşündükleri sistem için bu şarttı. Amerika İngiltere'nin aksine asker ve ekonomiyle gidecekti. Japonya'yı atom bombasıyla yıktı. Ardından ekonomik mucizeye imza attırarak kendisine bağladı. Japonlar çalışıyor, üretiyor ve satıyordu. Pazar olarak Amerika onları bekliyordu. 10 liraya mal ettikleri malı 100 liraya satıyorlardı. Yalnız parasının büyük kısmı Amerikan finans sisteminde kalıyordu. Paranın büyük kısmı onlara dönmüyordu. Çin de böyle. Bu ekonomik sistem İngiltere'nin sarsılmasına yol açtı. Bambaşka bir modelle geliniyor ve yenilgi yüzü görmeyen Britanya sallanıyordu. Ancak oyun değişti. Çünkü dünyada model kurabilecek ve dünyayı yönetmek isteyecek ikinci bir devlet İngilizlerdi. Başka yoktu örgütçü model terk edildi. Amerika'nın askeri ve ekonomik dengelerinin sarsılması hedeflendi. Küresel sermaye ilk büyük atağını Sovyetler'de gösterdi. Askeri dengenin olması için karşıda bir düşman olması gerekiyordu. Bu Ruslardı ama Yeltsin ele geçirildiği için ülkede kontrol altındaydı. Rothschild'lar gidip anahtarı teslim aldı. Kimsenin gıkı bile çıkmadı. Askeri denge bozulmuştu artık. Amerika'nın en büyük rakibi görünürde yıkılmıştı. Putin geldi ve askeri dengeyi tekrar kurmaya çalıştı ama olmadı. Eskisi gibi değildi. Rothschild'ların adamlarını ya kovdu ya içeri attı. Ama askeri sistemde gitmişti bu arada. Geriye Amerika'nın kontrol ettiği ekonomik sistem kalmıştı. Kalmıştı ama İngilizler çoktan bunun içine girmişti. Bakın Putin geldikten sonra kaçan bütün oligarklar Londra'ya gitti. Neden? Çünkü merkez burasıydı. Bizim solcular da hep buraya kaçardı. Garip değil mi? Devam. Japonya ve Çin'in paralarından sonra petro dolarlar da bu sisteme akmaya başladı. Ama sistem Amerika'da olsa da içinde İngiliz aklı vardı. Amerika dışarıda değil, içeride ele geçirilmek isteniyordu. Örgütçülüğü dünyada en iyi yapan devlet olan İngiltere finans içinde teşkilat kurdu. Amerika'ya akan artı paralar bunların kontrolündeki merkezlerde sisteme sokuluyordu. İdeolojik savaşlar bitmiş, Sovyetler yıkılmış, askeri tehditler ortadan kalkmıştı. Yani Amerika Somali'yi vuracağı zaman atom bombası yapmasına gerek yoktu ya da Kenya'yı Mali'yi. Silah silah olmaktan çıktı. Kavga para ve enerji üzerineydi. İkisi de para demekti. Bu nedenle Türkiye merkez ülke olarak hedefti. Bir örnek, ama güzel. Ergene Konya'da davalarını da artık karıştırdık. Gölcük çok önemliydi. Neden? Çünkü Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak olan enerji hatları Marmara'dan geçiyordu. Geçmek zorundaydı. Darbe planlarının sahte belgeleri kullanan paralel burayı ele geçirdi. Ankara buna itiraz etti. Gölcük Savaşı başladı ama bitmedi. Gölcük'teki önemli askerler Ankara tarafından tasfiye edildi. Bunun üzerine darbe öne çekildi. 15 Temmuz'a alındı. Gülen'in komutanları tasfiye edilmeseydi, Katar, Türkiye, İsrail, Ukrayna arasında yepyeni bir dönem başlayacaktı. Birisi buna itiraz etti, Avrupa Birliği de sesini yükseltti, onun çaresi kolaydı. Soroskiller devreye girdi. Gölcük'te görev yapan iki önemli isme görev verildi isimlerini vermek istemediğim bu iki komutan Ege'den Avrupa'ya insan göçünü yönetti. Avrupa göç dalgasıyla sarsıldı. Gölce sessiz kalması için insanlar dalgalar halinde Avrupa'nın sınırına dayanıyordu. Bizler de bunu Halep'in bombalanmasına bağlıyorduk. Avrupa göçle korkudan tir tir titrerken İngilizler Brexit'le bye bye diyordu. Plan devam ediyordu. Tonkin körfezi olayı vardı bilen bilir. Vietnam torpido botlarıyla Amerikan gemisini vurur. Bu olay infial meydana getirir ve Amerika savaşı başlatır, tırmandırır. Vietnam limanlarının girişi mayınlarla kapatılır. Tabi olacaklar bellidir. Kan ve gözyaşı. Amerikan gemilerini bombalayan Amerikalılardır. Başkan Lyndon Johnson'ın ürünü olduğunu öne süren çok kişi vardır. McNamara eski düşmanı General Vo Nguyen Giap'a 1964'teki bu olayı yıllar sonra sorar. Orada ne oldu? Cevap basittir, hiçbir şey. Eğer darbe gerçekleşmeye yakın bir hale alsaydı, yani 15 Temmuz gecesi darbeciler başarılı olsalardı, bir el Amerika'nın Ege'deki gizli karargahını vuracaktı. NATO ayağa kalkacaktı, belki yine hava kuvvetleri önemli rol alacaktı burada. Kim bilir, o gizler Amerika'da da kongre üyesi aynı saatlerde göreve davet edilmişti. Acaba ne karar alacaklardı? Tüm bunları kim örgütlüyordu? Kontrol kimdeydi? Soru bu. Gülen hareketi de İngiliz aklının ürünüydü. Amerika bir ülkeye silahla askerle girebilir ama kalamazdı. Çünkü refah ve güvenlik üzerine kurdukları sistem manevi motivasyonu yüksek asker yetişmesine imkan vermiyordu. Amerika'da herkes kişisel çıkarıyla ilgilenirdi. Kimse kimse için ölmezdi yani. Bu nedenle Türk ordusu onlar için vazgeçilmezdi. İngilizler de askerle gelemeyecekleri bir yere cemaatle geliyorlardı. Sonra da alıp Pensilvanya'ya veriyorlardı. Bizler Amerikalı İngilizlerle çatışıyorduk. Kavga ediyorduk. Gidip 15 Temmuz'u anlatıyorduk. Tayyip Bey New York'taki son toplantıda Bloomberg'in getirdiği arkadaşlara ben kredi derecelendirme kuruluşlarına inanmıyorum dedi. Türkiye'ye geldik. Moody's devreye girdi notu düşürdü. Olay bu kadar açık ve netti. Kararın içinde rasyonel bir şey yoktu. Güç onlarda olduğu için karar alabiliyorlardı. Savaş sürüyordu. Amerika içinde var olan güç mücadelesi bize yansıyor ve sarsılıyorduk. Brexit'le taraflar birbirine yaklaştı gibi. Yarın ne olur bilinmez ama şimdilik böyle. Askeri denge yerine para son sözü söylüyor. Eğer bu böyle devam edecekse Türkiye'nin rolü daha da artacak demektir. Buradaki kavganın tonu da. İngilizler ve yönettikleri güç paranın Türkiye'ye gelmesini istemez. Türkiye'nin Müslüman bir devlet olarak güç olmasına razı gelmez. Tayyip Bey'e alan bırakmak istemez. Maçı kendi lehine çevirmek için her türlü enstrümanla geleceklerdir. Karşımızda Amerikalı olarak da çok kişi görebiliriz. Hillary de Amerikalı ama arkadaki güç İngiliz. Böyle düşünün. Soros gibi yani. Amerikan vatandaşı İngiliz. Bu adamlar bizimle birlikte Amerika'yı da yenmek istiyor. Modelleri var. Biz ise hala içeride birbirimizle uğraşıyoruz. Yenmek ve ayakta kalabilmek için önce anlamak şart. Gülen bu sahnenin dekorundaki ışık sadece. Yeni kapı ruhu ne oldu? İki günde bozuldu. CHP avlu attı. Zaten bir ay sürmez demiştim. Çünkü etki eden güçlere bakmamız gerekiyor. Adamlar Brezilya'yı 220 milyonluk ülkeyi esir aldılar. Buraya gelip sykes Piko'dan yarım kalan işi bitirmek istiyorlar. Tekrar aile aile aşiret aşiret bölmek dendiler. İngiliz aklı bu. Dünyayı yönetmek gibi arzuları var. Parada da tek olmak istiyorlar. Ve Amerika'nın karşısına çıkıyorlar. Biz de daha 15 Temmuz'daki bir numarayı bulup çıkarmış değiliz. Ya bu adamlar ikisi bir olup gelecek ya da biri öne çıkıp saldıracak. Tehlikeyi önlemek için aralarında ne konuştuklarını bilmemiz şart oyunu sadece böyle bozarız. Tek tek geleceklerse de ikisi birden gelecekse de reçetemiz var. Muhtemel saldırıyı yatağında bertaraf edebiliriz. Türk devletinin aklı buna fazlasıyla yeter. Ama dikkatimizi dağıtmayalım. Not alın yakında yine incirlik konuşulacak. Oradan kaşıyacaklar devam edecekler. Not diye yazınca aklıma geldi. Şimdi yazmakta sorun yok sanırım. 17 Aralık'tan sonra Rıza Sarraf'la röportaj yapmıştık. Ertesi gün Rıza Sarraf'ın ofisine davet edildik. Çay içtik. Ebru Gündeş de oradaydı. Bir ara polisin evlerini nasıl bastığını anlattı. Korktuklarını, hiç böyle bir şey yaşamadıklarını aktardı. İç çamaşırlarının bile arandığını paylaştı. Rıza Bey odanın dışındayken biz, o zaman siz de çıkın kameranın karşısına her şeyi anlatın. Sonuçta eşinizle birlikte siz hedef oldunuz. O geceyi birlikte yaşadınız. Çocuğunuzun babasını yalnız bırakmak istemezsiniz herhalde diye canlı yayın teklif ettik. Ebru Hanım'ın tepkisi bizi çok ama çok şaşırttı. Asla ben bu işlerin içinde olmam. Bırakın bu konuyla ekrana çıkmayı, bununla ilgili tek satır yazmayın lütfen diye ricada bulundu. O gün için evlilikleri sürüyordu. Bir şey yazmak şık olmazdı. Ama şimdi boşanma yolunda adım atıldığına göre sorun yok sanırım. Dünya hali hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ergün Diler, Takvim